AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil, parti il binasında basın açıklaması yaptı. Ebeoğlugil yaptığı açıklamada hükümetin 2007 yılında çıkarılan 5627 kararlı olduğu enerji verimliliği kanununa değindi. Ebeoğlugil, tüketim çılgınlığından kaçınmalıyız. Dünyayı sürükleyen ekonomik küresel krizin ilk sebebi bu tüketim çılgınlığıdır. Caddelere bakıyoruz. En pahalı enerji israf edilen enerjidir. Enerjinin üretiminden tüketimine kadar verimliliği arttırmalıyız dedi. Tüketim çılgınlığından kaçınmalıyız. Dünyayı sürükleyen ekonomik küresel krizin ilk sebebi bu tüketim çılgınlığıdır. Caddelere bakıyoruz, lüks göstergesi olarak motor gücü yüksek araçlar ve onun atıkları tüm dünyayı tehdit etmekte. Sayın Başbakanım, Genel Başkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin de dediği gibi, bir kişinin lüksü bir başkasının yoksulluğu olmamalıdır. Maalesef israf sadece kişinin cebini ve ev halkını ilgilendirmemekte. İsraf, kişinin kendisiyle ilgili olduğu gibi doğrudan dünyayla da ilgili bir durumdur. Biz israf ekonomisinden yana değiliz, verim ekonomisinden yanayız. Verim ekonomisinde kalkınan bir ülke olmayı beklemekteyiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Ebeoğlugil, tüm illerin katılımıyla başlatılan Bensiz Sen adlı projeden de bahsetti. Ebeoğlugil, Bensiz Sen projesinde hedef kitlenin engelli çocuğu olan anneler olduğunu söyledi. Ebeoğlugil, projenin hedefinin ise ilimizde engelli çocuğu olan annelerin çocuklarına, ailelerine ya da hiç kimseye söyleyemedikleri duygularını, umutlarını, endişelerini, hayallerini, gelgitlerini anlatan mektupları biz Kadın Kolları Teşkilatı'na 2 Mart 2013 tarihine kadar bekliyoruz. Bizler bu mektupların içerisinde 5 tane seçip genel merkezimize ulaştıracağız. Projenin amacı çıkan hikayelerden toplumun bile göremediği eksikleri kanun maddesi haline dahi getirebileceğini göz önünde bulundurarak farkındalık yaratmak, aileleri farklı psikolojik desteklere kanalize etmek ve aileleri periyodik aralıklarla nasıl rahatlatıp motive edebileceğini istişarelerini yapmak olduğunu ifade etti. Mektupların içerisinden 5 tanesini seçip genel merkez kadın kolları teşkilatımıza göndereceğiz. Projenin amacı nedir? İki hedef var bu projenin. Bir, çıkan hikayelerden toplumun bile göremediği eksiklikleri kanun maddesi haline dahi getirilebileceği göz önünde bulundurularak farkındalık yaratmak. İkinci ise aileleri farklı psikolojik desteklere kanalize etmek ve bu ailelere periyodik aralıklarla nasıl rahatlatıp motive edilebileceğini istişarelerini yapmak.